Selamlar herkese. Hoş geldiniz hepiniz. İlk defa vlog videosuyla karşınızda olacağım. Bugün Vatan Bilgisayar'da bilgisayar toplayacağız. Çok heyecanlıyım. Şu anda Vatan Bilgisayar'ın önüne geldik. Hazırsanız içeri geçelim. Tam giriş yapıyoruz ama maskelerimizi taktık ya, biliyorsunuz. Her ne kadar çekim yapıyor olsak bile hepimizin güvenliği adına toplu yerlerde takmamız gerekiyor. Bütün bilgisayar önleri yukarıda olduğu için şimdi yukarı doğru geçeceğiz. Ondan sonrasında orada yetkili bir kişiyle görüşüp hemen durumu izah edeceğim kendisine. Heyecanım belki hareketlerinden belli oluyordur. Saçmalayabilirim hareket konusunda arkadaşlar. Kusura bakmayın. Maske konusunda da belki iç tarafa geçtiğimiz zaman orada eğer serbestse iznimiz olursa çıkartabiliriz. Ama şimdi toplulukta çıkarmamak en iyisi. Bilgisayarla alakalı ben böyle zaman kaybetmek için burada şu mu olsun bu mu olsun arasında kalmamak için daha önceden bilgisayarın birazcık az çok kararını vermiştim. Belki alırken lan non yaratıklık niye onu alıyorsun falan şeklinde yorumlar gelebilir. Onun bilgisini sizlere vereyim. Bomba gibi bilgisayarla geliyorum. Çok daha yüksek performanslı yayınlarla geliyorum. Çok daha güzel videolarla geliyorum. Umarım her şey daha güzel olacak bu konuyla alakalı. Yani şu anda alana geldik. Yakından daha güzel görünüyor. Selamlar. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkürler. Ben deyim. Ben e-sporcuyum ve yayıncıyım. Bunun için böyle performansımı top seviyede tutabileceğim. Oldukça yayınlarım açık bir şekilde yapabileceğim bir bilgisayar dizmek istiyorum. Tabii yardımcı olsun. Bununla alakalı da sizden yardım bekliyorum tabii ki de. Öncelikle isterseniz işlemciden başlayalım. Tabii. Siz e-sporcu olduğunuz için güçlü bir işlemciye ihtiyacınız olacak. Güçlü bir işlemci olarak isterseniz elinde 11700K işlemci var. Intel 11700K. Evet, Intel 11700, 11700K işlemcim var. Dilerseniz bunu kullanabiliriz. İsterseniz bunu yazalım. Tamam, olabilir. Daha sonrasında anakarta geçebiliriz. Anakartta da aynı şekilde üst segment bir anakart kullanmamız gerekecek. O yüzden Z segment bir anakart kullanırız. Yine MSI'dan Z590 anakartını kullanabiliriz. Torpedo. Hatta size görüntüsünü gösterdim. Bunlar tamamen işlemcilerle uyumlu olmak zorunda. Tabii tabii, kesinlikle. Yani. Hepsi işlemcilerle uyumlu şekilde çalışıyor. Ben çok fazla bilgisayar konusuna hakim değilim ama galiba çipleri vesaire de yardımcı olmak için diyoruz size zaten. Anakart olarak bunu kullanırız. MSI'nin Z590 serisi. RGB galiba. Evet, RGB kontrollerini yapabiliyorsunuz üzerinden. Anakartın kendi üzerinde RGB'si yok fakat dışarıdan bağladığınız RGB kontrolcülerini kullanabiliyorsunuz. Dilerseniz bu anakartı kullanabiliriz dediğim gibi. Tamamdır. Oldukça güçlü bir anakarttı. Daha sonrasında isterseniz RAM'e geçelim. Oyuncu olduğunuz için en azından bir 16 GB RAM yerleştirmemiz gerekiyor. Anakartınızın üzerinde 4 RAM slotu var. Şu an 8+8 olarak 2 RAM slotunu kullanırız. İleride dilerseniz hani yükseltmek adına da size 2 tane boş slot kalmış olur. Mantıklı. Bunu istersem 8-8 ya da 16-16 olarak yine doldurma olasılığı oluyor. Tabii, kesinlikle. Aynen. İleride hani ileriye dönük bir sistem olmuş olur. Dilerseniz bir M.2 SSD kullanalım. Normal SATA 3 SSD ile göre oldukça daha üst düzey bir performans. Bu M.2 SSD'ler anakarta takılıyor değil mi? Tabii, kesinlikle. Normal bizim normal SSD'ler gibi harici. Yok. Yani normal oluyor. Eski mantıktaki gibi değil. Hani SATA ve SATA elektrik kabloyla bağlanmıyor. Direkt anakartın üzerine montajı yapılıyor. O şekilde kullanılıyor. Corsair marka bir SSD tercih edebiliriz burada. Aynı zamanda RAM'leriniz de Corsair olacak ve RGB'li olacak RAM'leriniz. SSD tarafında da Corsair'da karar kılabiliriz. Okey, gayet güzel görünüyor. M.2 olarak hala heyecanlıyım. RAM'leriniz bu olacak. M.2 SSD'miz de dediğiniz gibi anakartın üzerine montaj yapılıyor. Şu şekilde bir görüntüsü var. İşlemcimiz de ve bir RAM kadar ufak boyutu var aslında M.2 SSD'de. Belki de daha küçüktür, emin değilim ama. Evet, en önemli parçalardan bir tanesi. Aynen öyle. İşlemci. İşlemciniz de 11700K. Dilerseniz kasa seçimi yapalım. Böyle güzel bir sistem için MSI'yi öneririm. MSI'nin 110 mark serisi var. Oldukça güzel bir kasadır. Kasanız bu olacak. Bence gayet şık görünüyor. Aynı zamanda RGB'lerini anakart üzerinden MyStick Light programıyla beraber kontrol edebiliyorsunuz. Hepsine kesintisiz erişim sağlayabiliyorsunuz. Gayet şık. Bence çok güzel bir seçim olabilir. Bir sistemi kaldırması adına en azından ekran kartı tarafında 3070 Ti'ye öneririm şu an elimde olan ekran kartlarından. 3070 Ti. Evet, okay. Oldukça performanslı bir ekran karttı. MSI Gaming X-Serio mantıklısıyla buluşunca zaten oldukça performanslı oluyor. Hangisi oluyor burada? Şu, şöyle göstereyim. Yani evet, kutusu bile evet, çok fena duruyor. Yakıştı mı elime arkadaşlar? Geriye ne kaldı? Şöyle söyleyeyim. Gayet güçlü bir işlemciniz olduğu için buna uygun yakışabilir sıvı soğutma kullanabiliriz yine MSI tarafında. Hem kasanızla beraber de uyumlu olur. Hepsini tek bir program üzerinden kontrolünü yapabilirsiniz.
Yani dilerseniz MSI'nin 200 küplük yani 2 fanlı bir sıvı soğutması sizin için yeterli olacaktır. Tabii ki. Siz uygun görüyorsanız ben okeyim. İsterseniz onu da göstereyim ben size. Tabii. Zaten bunun üzerinde de yazdığı gibi matchstick light özelliği vardır. RGB'lerini kontrol edebilirsiniz. Bu da bayağı şık görünüyor bu arada. Kasanın içi böyle birazcık fıngır fıngır şıngır şıngır olacak. Bayağı canlı duracağı belli. Bunu da bu tarafa alıyorum. Alayım isterseniz. Tamam. Dilerseniz böyle güçlü bir sistemi canlandırması adına 850'lik bir power supply kullanabiliriz. Çünkü yani kasamızın içinde power supply olmuyor. Power supply'ımızı da eklersek 850, kasa tarafında işlemlerimiz tamam olacak. Benim tercihim MSI'nin 850 watt'lık bir power supply olur. Hani en azından hepsinin uyum içinde çalışmasından dolayı. Siz de tercih ederseniz bunu ekleyebiliriz. Ben tamamen size güveniyorum bu konuda. Tamam. Arkadaşlar bu arada daha önce araştırmalar vesaire yapmıştım. Kafamda bazı şeyleri canlandırmıştım. Ama tabii ki de ben biraz bilgisayar konusunda uzak olduğum için gelip buraya tamamen emin ellere bırakmak istedim. Emin eller üzerinden böyle bir seçimler yapmak istedim. Yine kafamda bazı örnekler vardı. Bunları da zaten paylaşmıştım. O yüzden şu an böyle daha hızlı bir şekilde ilerliyor bütün süreç. Dilerseniz şöyle göstereyim. 850 watt power supply'ımız da burada. Yani bu da MSI Max serisinde. Oldukça güzel bir power supply'ı. Bunu kullanabiliriz. Ve hazır aklıma gelmişken ben yayıncılık tarafıyla alakalı da ekipman arıyorum aynı şekilde. Stream Deck ve Game Capture olmak üzere. Evet. Onlar şu an elinizde var mı? Evet, elimizde mevcut da var. Hatta şu an Elgato'nun Stream Deck'leri var. Stream Deck'ini önerebilirim size. Yine aynı şekilde Elgato'nun Game Capture'ları var. Elimizde hani yayın yaparken işinizi kolaylaştırıyor. Gayet güzel. Dilerseniz onları da ekleriz. Tabii ki. Gayet güzel olur. Stream Deck Elgato'nun. Bu da Capture kartınız. Okay. Yine Elgato'nun. Teşekkür ederim. Şu an galiba tam olarak bir yayıncı donanıma sahip olmuş bulunuyorum. Bundan sonra yayınlar ve videolar daha bomba gibi olacak bu arada. Hala heyecanlıyım arkadaşlar. Saçmalıyorsam diyeceksiniz ki abi kamera karşısında rahatsın, şu an niye vlog çekerken bu kadar gerginsin? İlk defa çekiyorum ve heyecanlıyım. Kusura bakmayın bunun için. Umarım güzel şeyler olacak. Ekran tarafında ihtiyacınız var mıdır monitör olarak? Aslında bir ekran ihtiyacım var. Evet, hani bir ekran ihtiyacım var. Onu söyleyebilirim. Eğer bununla alakalı tavsiyeniz varsa onu da tabii ki de seve seve görmek isterim. Tabii, tabii ki de. Böyle isterseniz buradan şöyle yardımcı olayım. Tabii ki. Gaming monitörlerimizin bölümünde. Monitör tarafında 24 veya 27 bir tercihimiz var. Yok, aslında 24 veya 27 olarak hiç fark etmez. Benim için aslında önemli olan en azından monitörün yenilemesi, gecikmesi vesaire, bunlar önemli. Tabii. 27 de 24 de aslında okey. Dilerseniz böyle bir modelimiz var. Bu arada kör mü, düz panel mi istiyorsunuz? Kesinlikle düz panel. Kesinlikle düz panel. Evet. Tamam. Dilerseniz böyle bir modelimiz var. 44 Hz 1000 saniye olarak çalışıyor. Hı hı. Farklı modellerimiz de var. Bu da aynı şekilde 144 milisaniye olarak çalışıyor. Ama benim sizin için tercihim 165 Hz 1 milisaniye olan bir monitör tercih etmeniz. Bu da pivot özelliğine sahip bir ekrandır. Bu arada 27 inç galiba. Evet, 27 inç. 27 inç bir monitör. Kaçırmış olabilirim söylediğiniz. Evet. Sağ sola yukarı aşağı aynı şekilde düz de dönebiliyor. Yayınlarda sohbeti buraya tip yan döndürürseniz daha büyük bir alana hükmeder. Benim kafam kesinlikle bana yattı. Evet, derseniz oldukça size iyi olacaktır. Net olarak tavsiye ediyorsanız, bilgisayar konusunda nasıl güvendiysem, net olarak tavsiye ediyorum. Fikirlerinizi aldıysam burada da aynı şekilde, hiç sorun olan parçalanıyorsam monitör için de aynı şekilde size güveniyorum burada. Dilerseniz bunu da ekleyelim. Tamam, ekleyelim. Daha sonra da işlemler halledelim. Anlaştık. Bunu ben de denemek istiyorum böyle kurcalamak ama evdeyken bile şey olurum böyle monitörleri yana sala sağa sola falan çevirirken bir tedirgin olurum. Ama bayağı esnek ya. Fazla iş görecek bir şekilde. Galiba dik bir şekilde dönüyor demişlerdi. Evet, dik bir şekilde dönüyor ama diğer monitör şu an değdiği için çevirmeyeceğim. Bir de burada bir sakatlık çıkarmak istemiyorum. Kamera arkasında monitör kırmayalım arkadaşlar. Kırmayın. Şu an buradaki halletmemiz gereken aksamları hallettik. Ürünleri kocam aldım. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Demeyeceğim. Montaj kısmı da var arkadaşlar. Montajını kendim yapmayacağım. Şu an hazırsak montaj kısmına geçiyoruz. Kasa neredeyse hazır. Şu anda tek eksiğimiz ekran kartı. O eksikti. Şu anda takılıyor. Gayet güzel görünüyor, bayağı güzel görünüyor. Tabi şu anda açık olmadı hala ama bu haliyle bile bence gayet şık duruyor. Tasarım olarak vesaire. Ekran kartını ben böyle hayata takamazdım. Bir şey olurdum, ya kırarsam, ya zarar verirsem. Ya belli bir süreden sonra artık el alışkanlığı tamamen. Arkadaşlar şu anda kırılım tamamlandı. Çok şık duruyor, ışıkları vesaire her şey güzel duruyor. Işıklarını geçtim zaten, kasa baş başına bir facia. Her şeye gelmeden önce bu zevki sizle birlikte yaşamak istiyorum.
Bunu özellikle kamera anına koymak istedim. Heyretini sökmek çok... Böyle durumlar da ayrı keyifli oluyor. Evet, hazırsak şimdi kasayı eve getireceğim. Sonrasında kurulumunu yapacağım, ekipmanları vesaire takacağım ve Valorant'a geçeceğim. Hep beraber Valorant'ı test edeceğiz. Hepinize teşekkür ederim şimdiden. Umarım... Let's go! Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Eve geçtik, bütün ekipmanları vesaire taktım. FPS testi için ve bilgisayarın direkt testi için direkt oyunu her şeyi kurdum. Şu an Valorant'tayım. FPS değerleri fena görünmüyor. Spyclash'a girdim. Sıradaki gelsin. Gözüm büyük bir yandan üstü. Alıştaki değerlerde akıyor. Gerçekten akıyor. Akıcılığı zaten hissedebiliyorum. En azından kendi diğer bilgisayarıma göre baya baya hissedebiliyorum yani bu akıcılığı. FPS ayarları da gayet iyi. Gayet iyi hatta. En azından Valorant'a göre baya iyi. Bombayı kuracağım. Şu round'u bir alalım ya. İlk bilgisayarda ilk clash. Şu bir. Ha, sakın vurayım deme. Nice. Vur oğlum, at oğlum onu. At 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 at. Şu 2. Şöyle bir info. Hop gördüm. 3, 2. Öldün ki sen. Yok mu jump shot böyle? Ah öldü. Neyse biraz sinirini bozalım oğlum. Kör ol. Neredeyim? Gel buraya gel. Teleporta girecek. Evet, ilk bilgisayarda ilk kılıcımızı aldık. Gayet akıcı arkadaşlar. Hala heyecanım üzerinde olabilir. Saçmalıyorsam konuşurken kusura bakmayın. Killjoy burada. Çık dışarı. Gir geri. Bombayı kurabiliriz. Biri bu sumon içine girer arkadaşlar. Benden söylemesi. Kendisine 5 saniye, 4 saniye, 3 girmedi. Tam karşımda. Çat. Gelin gelin. Peki bu hareketi yapmadın mı? Birden. Arkandayım. Nice. Ben bir de cross koyarım aga. Seni bir güzel vurur buradan çıkarım. Ultim de geldi. Anında şunu da titreteceğim. Gel buraya gelin. Bak 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 vurdun şu an. Oradasın biliyorum. Ona kör olmayacağım. Nice. Diğerleri ağda olabilir mi? Evet tabii ki de olabilir. Bomba kurmaları lazım. Daha kurmadılar. Tek kaldı. Denanın. Çok iyi. Evet şimdi bir tür poligona geçtim. Burada da sohbet havasına geçer diye düşünüyorum. Gayet akıcı arkadaşlar. Yağ gibi gerçekten. Zaten alabileceğiniz en iyi performansı alabiliyorsunuz. Performans konusunda hiçbir şekilde sıkıntısı yok. Şöyle genel anlamda özellikleri tekrardan göz gezdireceğim ama gezdirmeden önce şöyle bir olayı da var arkadaşlar, bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Aslında zaten donanım olarak genel olarak MSI ve Corsair üzerinde kurulmuş bir sistem olduğu için MSI'ın da ışıklandırma RGB olayında ekstra böyle görüntü seviyorsanız belki kasayı yukarıya bir yere alabilirim sonrasında. Şu anda yerde buradan renkleri hızlandırmasından parlaklığına kadar ayarlayabildiğiniz bir programı oluyor. Misal veriyorum. Buradan örnek veriyorum, hızını, parlaklığını vesairesini ayarlayabiliyorum. Bu MSI'nin yaptığı bence gayet güzel bir şey. Özellikle RGB sevenler için gayet kullanışlı bir şey olmuş bu da. Açıkçası çok fazla RGB'ye merakım yoktu. Ama bu kasaya baktıktan sonra birazcık merakım oldu. Gerçekten böyle estetik durabilecek bir yere koyduğun zaman hoş bir görüntü alabilirim diye düşünüyorum. Buradan da kafama göre değiştirebiliyorum. Aynı şekilde kasanın üzerine basarak da aslında değiştirebiliyorum. MSI'yı da gerçekten tebrik etmek lazım. Genel olarak da bilgisayar üzerinden şöyle özellikleri gösterecek olursam ki zaten biliyoruz ama ben yine üzerinden geçmek istiyorum. i7-11700K bulunuyor. İşlemci olarak Intel Core. Anakart olaraksa MSI'ın Mac Z590 Torpedo serisi bulunuyor. RAM ve SSD olarak da arkadaşlar Corsair'ın ürünleri bulunuyor burada. Toplamda 16 GB RAM var. 1.8.8 olmak üzere. Ve M.2 SSD bulunuyor. Bunlar da Corsair'ın ürünleri. Corsair'ın da aynı şekilde ürünleri kaliteli olduğunu bildiğimiz için bence güzel bir seçim olduğunu düşünüyorum. Ekran kartı olarak da Nvidia GeForce RTX 3070 Ti bulunuyor. Aynı şekilde bu da MSI'ın. Kasa tamamen aslında MSI ve
Corsair'ın ürünleri üzerine. Ben gayet memnunum. Ya bilgisayar bu arada çok hızlı açılıyor. Acayip hızlı açılıyor. Belki de o M2 SSD'den de olabilir. Gerçi böyle bir sistemin açılması çok normal. Ya bana şu an çok böyle anormal gibi geliyor. Çünkü ilk defa böyle bir sisteme geçiyorum. Oyundaki performansına baktığım zaman da şu anda aynı şekilde memnunum. Bu videoyu burada sonlandırıyorum. Eğer siz de bu ürüne sahip olmak isterseniz açıklama kısmından linkini doğrudan bulabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Birçok gamer'ın hedefleri arasında çok iyi bir sağlam bir bilgisayara sahip olmak vardır. Benim de bilgisayar konusundaki hedeflerim arasında kesinlikle bu vardı. Ve şu anda ben bunu gerçekleştirmiş bulunuyorum. Umarım sizler de bu konudaki hedeflerinizi gerçekleştirebilirsiniz. İstediğiniz gibi bilgisayara erişebilirsiniz. Hepinize şimdiden çok teşekkür ederim. Destekleriniz için, her şey için çok sağ olun. Kendinize çok cici bakın. Önümüzdeki artık videolarda, yeni bilgisayarla gelecek videolarda görüşmek üzere.